Video geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar daha önce görmediğiniz yapı hileleriyle karşınızdayım. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi geldiğine göre arkadaşlar şu anda ekrana atmış olduğunuz yorumların resimleri geliyor. Çok güzel yorumlar atmışsınız. Hala da kanalımıza abone değilseniz şu an abone olabilirsiniz. Bugün çok güzel şeyler göstereceğim. Sizden bu videoya 4000 like bekliyorum. Like'ınızı yorumunuza atmayı unutmayın. Facecam'lı videolar en yakın zamanda başlayacak arkadaşlar. Hemen şuradan başlayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir yatak takımımız var. İlerlere doğru çok 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 güzel şeyler var arkadaşlar. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi öncelikle size şunu göstereceğim. Burada arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Mesela diyelim ki buradaki yatağı böyle sanki duvara gömmeli gibi göstermek için şöyle bir şey yapmanız lazım. Bakın bunları böyle koyduğunuzda buraya yatağı koyamıyorsunuz. Ama şöyle yaparsanız ki benim tavsiyem size bu. Bakın şöyle yaparsanız üstünü de bloklar ile kapatırsanız buraya yatağınızı bırakabilirsiniz. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi buradaki tuzak kapılarını böyle bıraktığınızda sanki yatağınız böyle duvara gömmeli gibi gözükecektir. Bu yapı hilesini de yapabilirsiniz siz kendi Minecraft'ınızda. Ve arkadaşlar bakın burada da şöyle bir şey var. Yeşil yün hemen şöyle alt tarafa bırakalım. Arkadaşlar yeşil yünleri böyle koymamızın sebebi yatağın ağırlığının olduğunu göstermek. Mesela buraya normal halıları bırakıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi sanki yatak birazcık daha böyle yünlerin içine doğru çökmüş gibi gözükecek. Hatta buraya istiyorsanız sandıkta bırakabilirsiniz. Hemen deniz deneyelim bakalım sandığımız gerçekten hemen burada çalışacak mı? Evet görmüş olduğunuz gibi sandığımız da çalıştı. Yani yatağınızın altına gizli bir tane de sandık yapabilirsiniz. Bence çok fazla dikkat çekmiyor. Buradaki arkadaşlar ışıkta masa lambanız olabilir. Yani crafting table'ın üstünde bırakacağınıza böyle görmüş olduğunuz gibi tuzak kapısını şöyle bırakıyorsunuz. Alt tarafın arkadaşlar bir tane fener bırakıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi ışığınız oluyor. Yağmurun yağması iyi oldu ve böyle aydınlatmasını da size göstermiş oldum hemen bunu kırdığım gibi tekrardan yerine bırakayım. Çok kolay bir şekilde Minecraft'ınızda yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir diğerine geçelim. Burada ise ranzalı bir oda takımımız var. Hemen yukarı doğru çıkalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi iki tane yatağınız var. Arkadaşınız ile beraber yan yana uyuyabilirsiniz. Kardeş kardeş. Şimdi buradan yukarı doğru çıkıyorsunuz ya. Aşağıda diyelim kitap okuyacaksınız. Hemen şöyle kitap ve tüy alalım. Kitap ve tüy. Şimdi buraya bıraktık. Tamam mı? Hemen buna sağ tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi buraya oturduk. Yani Minecraft'ta mod yükleyemiyorsanız işte Minecraft Pocket Edition oynuyorsanız bunu kendi Minecraft'ın da yapabilirsiniz. İşte buralara bir şeyler yazabilirsiniz. Mesela buraya bir şey yazamıyorsunuz. Çünkü böyle yazmanız lazım arkadaşlar. Günlük. Bugün bir dakika. Yanlış yazdım ya. Günlük yazdım. Günlük. Virgül. Sonrasında bugün. Bugün. Videoma. Videoma. 20 bin like geldi. 20 bin bir dakika. Tam düzgün yazalım. 20 bin beğeni geldi. Geldi ve çok mutlu oldum mutlu oldum. Evet, bunu hemen yazıp burada da okuyabilirsiniz arkadaşlar. İşte hangi gün neler olduğunu tekrar hatırlamak için böyle şeyler yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bunu nasıl yapacaksınız? Hemen size göstereyim. Şöyle gerekli olan birkaç itemi envanterimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle buraya birkaç tane kitaplık bırakıyorsunuz, tamam mı? Sonrasında yatağa Şöylesini bırakacaksınız Buraya bırakacaksınız Bir dakika yanlış oldu Tamam Alt tarafını kırıyorsunuz Sonrasında arkadaşlar buralara hemen Meşe tabela bırakıyorsunuz Yanlış yere bıraktım Neyse onu kırarız tekrardan Sonrasında buraya bir tane kürsü Buradaki ladin tuzak kapılarını Şöylesini bırakacaksınız Ki böyle sandalye gibi gözüksün diye Hemen buradan bir tane ray alalım Bir tane de vagon alıyoruz Rayı buraya bırakıyoruz Vagonu buraya bırakıyoruz Ve görmüş olduğunuz gibi buraya oturabileceğiz Hemen buradan çıkalım Buradayız arkadaşlar Şuradaki şeyleri hemen böyle Halının üstündeyim gibi gösterecek bir günümüz var. Tekrardan buradaki yatakta yaptığımız gibi sanki yatağın bir ağırlığı varmış da günün üstüne baskı uyguluyormuş gibi göstersin diye arkadaşlar. Böyle halıları şöylesine bırakacağız. Buraya da bırakabilirsiniz. Hani böyle eskiden koltukların böyle ayaklarını halıların üstüne koyarlardı ve halıların yeri değiştiği zaman veyahut da evin yeri değiştiği zaman şekli değiştiği zaman koltukların işte böyle ayak izleri falan olurdu halının üstünde. Aynı şekilde burada da böyle bir iz bırakıyormuş gibi şeyler yapabilirsiniz. Hemen arkadaşlar buradaki meşe tuzak kapılarını şöyle bırakıyorsunuz. Bunları kıralım. Hop. Bu Ranza'nın diğer ayağı olacak arkadaşlar. Buraya da birkaç tane bırakacağız. Tamam. Evet görmüş olduğunuz gibi ranzamız hemen hemen olmak üzere. Burayı ise şöyle bir şey yapıyoruz. Burayı arkadaşlar yaptığımız yapının arka tarafına geçip hemen buradaki tuzak kapılarını bırakıyoruz. Arka tarafına istediğimiz bloğu bırakabiliriz. Mesela buraya görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Meşe tahtaları bırakacaksınız. Burayı da iki kat yaparsanız arkası kötü durmaz. Tamam hemen burayı da şöyle yapalım. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane meşe kütüğü bir tane de meşe yaprağı var. Arkadaşlar evet hemen hemen aynısı oldu zaten. Aynısı ya. Vallahi aynısını yaptık. Hatta şuradaki ayrıntıyı atlamışız. Buraya meşe tahta gelecek. Tamam. Burası ise arkadaşlar normal halı olacak. Evet, görmüş olduğunuz gibi aynısı oldu arkadaşlar ve bayağı bir de güzel oldu. Hatta şurayı da şöyle yapmışız bak. Buradaki ayrıntıyı unutmuşuz. Bir dakika. Bir dakika burası birazcık daha öndeymiş. Bak bu taraf birazcık daha öndeymiş. Yani burayı Şöylesine yapacağız. Kapat burayı. Sonrasında arkadaşlar ön tarafına geçip hemen buraya bir tane görmüş olduğunuz koyu meşe tuzak kapısını bırakıyoruz. Şöyle hemen bunları da şöylesine bırakalım. Ve görmüş olduğunuz gibi aynısı oldu. Evet birazcık böyle düzensiz durdu ama aynısı oldu arkadaşlar. Evet buradakine bakın. Bir de buradakine bakın. Buradaki halı birazcık daha öndeymiş. Yani doğru değil mi? Evet şurada halı yokmuş. Aynen. Aynısını yaptık ve bayağı bir güzel oldu. Hemen bir diğerine geçelim. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz yer ise Creeper yatak odası. Hemen nasıl yapıldığını size göstereyim hızlı bir şekilde bunları alıyorum hemen Minecraft'ta Creeper yatak odası nasıl yapılır size böyle videoda göstereceğim buraya creeper'ı bırakıyoruz sonrasında arkadaşlar buraya bir tane fener bırakacağız sonrasında arka tarafına çit bırakmanız gerekiyor şöyle iki tane bırakırsanız çok güzel olur bir tane daha bırakacağız hop şuraya da bir dakika ha 1 2 Evet sonrasında bunun üst tarafını arkadaşlar ladin tuzak kapısı bırakacaksınız. Bunun üst tarafını ise hemen şöyle göstereyim. Bakın şuradaki duvar bize lazım. Hemen duvarın yanına doğru gidelim. Şöyle burayı bir kaldıralım havaya doğru. Burada arkadaşlar şuraya doğru yapacaksınız. Tamam mı? Bunlar sanki birazcık daha yukarıda gözükecek. Zaten yukarıda gözüküyor. Hemen bunları da şöyle bırakalım. Buraya yeşil yatak bırakacaksınız. Yeşil yatakları bıraktık. Kenarlarını ise arkadaşlar işte yataktan kalktığınızda oturmalık yerler yapmanız gerekiyor. Haliyle yani direkt böyle görmüş olduğunuz gibi basamakları bırakıyorsunuz. Bunların renklerini değiştirebilirsiniz. Açık renkli basamakta bırakabilirsiniz. Yani size kalmış burası. Hemen alt tarafına yani ayak kısmına bir tane chest bırakın. İkili chest bırakın. Sonrasında arkadaşlar burada şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. İsterseniz yapabilirsiniz. Buraya çiti koyduğunuz ya üstüne fener bırakın. Sonrasında arkadaşlar bunun üstüne hemen bir tane tuzak kapısı bırakacaksınız. Bakın mesela görmüş olduğunuz gibi böyle çok kötü durdu değil mi? Bakın burada da çok güzel duruyor. Bunu şöyle yaparsanız bakın sanki buradaki yer havada duruyormuş gibi gözükecek. Ve bayağı bir de güzel bir görüntüsü olacak. Hemen şurayı da 2 dakikada yapalım. Bir dakika olmadı bu. Bunu bir kat yukarıda yapmamız lazımdı. O zaman şuradan getirelim. Tamam evet. Buraya hemen bıraktık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sanki böyle çite değmeden havada asılı kalmış gibi bir görüntüsü var. Zaten öyle gözüküyor bakın. İleriden bakalım. Bakın temas etmiyor. Eksik kalan birkaç şey var. Onları da tamamladık mı arkadaşlar? Yatağımız olmuş olacak. Buradaki flamaları nasıl yapacaksınız? Hemen size göstereyim. Bilmeyenler varsa da öğretmiş olurum. Buraya arkadaşlar dokuma tezgah yazıyorsunuz. Sonrasında buraya creeper yazıyorsunuz. Bunları Minecraft'ta kendiniz yapmanız lazım eğer survival oynuyorsanız. Sonrasında buraya flama yazıyorsunuz. Beyaz flama olur veya da yeşil olur size kalmış. Bir tane de beyaz boya alacaksınız. Şimdi öncelikle buraya dokuma tezgahını bıraktınız. Buraya flama deseni mesela yeşil olmasını istiyorsunuz. Açık yeşil flama. Buraya da beyaz boya bırakıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi flamanız oldu. Hemen buraya bırakabilirsiniz. Yani sineklik olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Görmüş olduğunuz gibi ayak kısmına da bırakabilirsiniz. Böyle girdiğinizde burada rahat rahat uyuyabiliyorsunuz. Aynısını yaptık arkadaşlar. Bayağı bir güzel bir görüntüsü var. Şimdi hemen bir başkasına geçelim. Bu benim favorim. Birkaç tane favori yapı hilemiz var bu bölümde. Şimdi hemen bir gece yapalım. Arkadaşlar gece yaptım. Hemen size bunun nasıl yapıldığını göstereyim. Yattığınızda arkadaşlar sanki üzerinizde bir tane yorgan varmış gibi gözüküyor. Hemen şurada size göstereceğim nasıl yapıldığını. Çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer bir yerde kamp yapıyorsanız ve uyuma ihtiyacınız varsa veya da Uyumak istiyorsanız böyle bir şey yapabilirsiniz Hemen buraya bir tane yatak bırakıyorsunuz Blokları kırdıktan sonra halıları Böylesine bırakıp bir dakika dur yanlış oldu Dur dur halıyı böyle bırakıyorsunuz ve uyuyorsunuz Sanki böyle üzerinizde yarım şekilde Örtülmüş bir tane halınız oluyor Yani bunu yorgan olarak da kullanabilirsiniz Yani bunu halı olarak değil de yorgan olarak da Kullanabilirsiniz çok güzel bir Tulum olarak bunu minecraftınıza Ekleyebilirsiniz hemen bir diğerine geçelim Arkadaşlar evet arkadaşlar burada görmüş Olduğunuz yapı hilesi ise içerilerinde en sevdiğim yapı hilesinden birisi diyeceksiniz ki ya ters maske her videoda bunu gösteriyorsun ama bunun üstünde uyulmuyor. Arkadaşlar bunun üstünde gerçekten uyuyabilirsiniz. Bakın size göstereceğim. Hemen akşam yapalım. Akşam yaptık. Hemen arkadaşlar buradaki tuzak kapısını açıyoruz. Yatağı görüyoruz ve yatıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yatağa yattık ve sabah olmasını bekliyorum. Sabah oldu uyandım kapatıyorum ve görmüş olduğunuz gibi kimse benim yatağımda yatamıyor. Ve kimse de yatağımızı göremiyor. Buraya gizli şeyler ekleyebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane sandığımız var. Hemen içini açalım. Bir tane ladin tuzak kapısı koymuşum. İşte elmaslarınızı falan bırakabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığını hemen size göstereyim arkadaşlar. Şurayı aç bunu al bunu al. Tamam buradakileri zaten göstermiştim size. Şimdi bir tane de yatak lazım. Yatağımızı aldık tamam mı? Buraya bırakıyoruz. Sonrasında arkadaşlar şöyle üst tarafına bir tane halı bırakıyorsunuz. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burası böyle havada durmayacak tamam mı? Bakın buraya biz ne yapmışız? Hemen sandık bırakmışız değil mi? Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bakın bu sandığı buraya bıraktınız ya bir tane küçük bir sandığımız olsun. Burada arkadaşlar kırmızı halıyı bıraktınız. Buraya bir tane iskele bırakın. Bakın alt tarafına çok gizli bir yer yapabilirsiniz. İskele bir dakika yazamadım. Ya yazamıyorum. Ah yazamıyorum. İskele yazınca niye çıkmıyor? Ha tamam çıktı. Büyük harfle yazmanız gerekiyormuş. Hemen buraya bir tane iskele bırakalım. Hatta birazcık daha derin yapayım. Şuraları birazcık açalım. Tamam. Buraya arkadaşlar iskeleyi bıraktık. Arkadaşlar buraya bir tane kar bıraktığınızda shift tuşuna bastığınızda aşağıya doğru inebiliyorsunuz. Hemen üstüne bir tane halı bırakın ve etrafını bir dakika yanlış oldu. Aa bunu kır. Tamam. Etrafını arkadaşlar tuzak kapıları ile kapatıyorsunuz. Hatta bunu ters bir şekilde kapatacaksınız. Neden olduğunu söyleyeceğim size. Hemen buraya da arkadaşlar birkaç tane kar bırakalım. Yastık gibi gözüksün diye arka tarafına duvarı yaptık. Hemen duvarımızı çekelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bunu üst tarafa doğru bırakacaksınız. Bakın. Şöyle açtığınızda, kapattığınızda içeri doğru gireceksiniz. Hop! Çift tuşuna bastığınızda görmüş olduğunuz gibi gizli yerinize vardınız. Hemen yukarı doğru çıktınız ve buradan nasıl çıkacaksınız bilmiyorum. Bunu kırmanız gerekiyor galiba. Arkadaşlar çıkışı çok fazla ben e, yapamadım. Ama siz kendi Minecraft'ınızda deneyip çıkışı kendiniz bulabilirsiniz. Yani size kalmış arkadaşlar. İstiyorsanız gizli geçit yaparsınız. Veyahut da arkadaşlar buraya iki tane chest bırakırsınız. Gizli böyle eşyalarınızı buraya bırakırsınız. Size kalmış ama gizli geçit yaparsanız oradan çıkmanın yolunu bulmanız gerekecek. Ben çok fazla bilmiyorum. İşte ileri tarafa bir yere gizli geçitin çıkışını yapabilirsiniz. Yani yatağınızı kırmak istemiyorsanız. Bu da baya bir güzel bir şeydi. Hemen bir diğerine geçelim. Arkadaşlar buradakinde ise görmüş olduğunuz gibi yataklardan yapılan bir koltuğumuz var. Bu koltuğu nasıl yapacaksınız hemen size göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi bizim zırh askılıklarımız var. Hemen bunları kıralım. E, şunu da ver bakayım. Burada arkadaşlar ben size hemen nasıl yapıldığını göstereceğim. Bize kar lazım. Hemen buradan karı alalım. Şuradan birkaç tanesini böyle bırakacaksınız. Bu kadar yeterli değil. Birazcık daha bırakın. Hop. Tamam. Bence bu kadar yeterli. Evet. Sanırsam bu kadar yeterli. Bakın. Gördünüz mü? Hemen yastığımız böyle oldu. Hatta bunu birazcık daha yukarı doğru yaparsanız daha da güzel gözükecektir. Şöyle yapın. Bunu buraya bırakın. Sonrasında tekrardan yatağı buraya bırakacaksınız. Birazcık aşağıda dursun. Birazcık aşağıda dursun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bırakın. Değil mi? 6 tane bırakırsak çok güzel duracak. Evet 6 tane bırakırsanız çok güzel bir şekilde böyle koltuğun yastığı gibi gözüken bizim demir kaskımız olacaktır. Buradaki boşluğu nasıl kapatacaksınız? Hemen arkadaşlar bir tane piston alıyorsunuz. Bir tane kızıl taş. Görmüş olduğunuz gibi pistonu böyle bırakıp arka tarafına bir tane kızıl taş bile bırakıyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıdaki boşluk kapandı. Buraları da normal toprak ile kapatabilirsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz tuzak kapılarını böylesine bıraktığınızda sanki koltuğun yaslanma yerleri gibi gözükebilir. İstiyorsanız arkadaşlar bunu tekli yapabilirsiniz. İstiyorsanız da çiftli böyle koltuğunuzu inşa edebilirsiniz. Hemen bunu da yerine bırakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bizim yapı hilemizde böyleydi. Bayağı bir güzel buraya da bir tane böyle koltuğun arkasına güzel bir tane sehpa yapabiliyorsunuz. Güzel duruyor ya. Vallahi güzel duruyor. Hatta bunu da şöyle yapabilirsiniz bir dakika. Buraya birkaç tane yine kar bırakıyoruz zırh askılı, sonrasında demir kask, yatak. Sonrasında burayı da görmüş olduğunuz gibi tuzak kapısı ile kapatıyoruz. Buraya da çiçek falan bırakabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi. Ölü bitki vesaire vesaire şeyler bırakabiliyorsunuz. Buradaki de görmüş olduğunuz gibi ilk başlarda göstermiş olduğum fener ile yapılan aydınlatma bu çok güzel. Yani evinizde bunu kesinlikle kullanın. Evet, hemen bir diğerine geçelim. Burada ise görmüş olduğunuz gibi kolay bir tane şöminemiz var. Bunu Buradaki yapı hilesini kullanırsanız çok güzel gözükecektir. Hemen nasıl yapıldığını size göstereyim. Şöyle ters bir şekilde merdivenleri bırakıyoruz. Sonrasında arkadaşlar buraya tuğla basamakları bırakacaksınız. Sanki böyle arkadaşlar böyle şömineyi izlemek için kullanacağınız bir oda şekline çevirebilirsiniz. Eğer Minecraft'ınızda boş bir odanız varsa hemen buraya pembe terakotaları bırakın arkadaşlar. Şu arka tarafını şöyle kapatalım. Tamam mı? Buraya da tahtadan bir şeyler bırakmıştık değil mi? Bir dakika arka tarafına bakmam lazım. Arkadaşlar Ladin tuzak kapılarını da şöylesine bırakmışız. Oradan gidip baktım ve görmüş olduğunuz gibi buraya da istiyorsanız Ladin tuzak kapılarını şöylesine bırakabilirsiniz ve çok güzel bir görüntüye sahip olur. Hatta şöyle bir şey yapın. Bunları kırın tamam mı? Bakın sanki böyle buradan yukarı doğru çıkan bir baca varmış gibi gösterebilirsiniz. Hemen şöyle yapalım. Buraları da bir dakika. Şurayı aç, hop üzerine koy bir tane. Burayı aç, üzerine bir tane daha koy. Burayı kapat, burayı kapat, burayı kapat. Evet, görmüş olduğunuz gibi sanki böyle yukarıdan işte bacası varmış gibi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Burayı şöyle kapattık mı? Bence gayet güzel gözükür. Aynen. Evet, bayağı bir güzel gözüktü. Buraya da kömür blokları bırakabilirsiniz arkadaşlar. Sanki böyle odunlar yanmış da kömürleşmiş gibi gözüksün diye. Hatta oksijen de bırakabiliyorsunuz. Size kalmış yani arkadaşlar. Hangi bloğu istiyorsanız o blokları koyabilirsiniz. Evet bu ikisini kombinlerseniz daha da güzel gözükür. Arkadaşlar en sonuncusuna geldik. Bakın şimdi size göstereceğim. Acayip derece güzel bir L koltuğumuz var. Hem de yataklardan yapılan bir L koltuk. Bunun nasıl yapıldığını uğraştım. En sonunda öğrendim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yatakları şöylesine bırakıyorsunuz. Bir saniye yanlış oldu. Buraya da bir tane bırakın. Sonrasında şöylesine devam ettirin. Buraya da son kez bir tane bırakın. Görmüş olduğunuz gibi bir tane de buraya bırakmanız gerekiyor. L şeklinde oldu. Bakın buraya görmüş olduğunuz gibi bunları bırakacaksınız. Hemen şöyle bırakalım. Sonrasında arkadaşlar Minecraft'ta yeni gelen bir şey var. Onu göstereceğim size. Zaten birkaç bölüm öncesinden göstermiştim. Sanırsam bilemeyen Minecraft hatalarıydı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sanki böyle yataklardan yapılmış gibi gözüküyor değil mi? Zaten yataklardan yapıldı ama daha da güzel bir görüntüye sahip olması için şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Give at bir debug debug çubuğu diye bir şey var arkadaşlar. Bakın bunu böyle istediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Bakın gördünüz mü? Şöyle hepsinin ayaklarını ön tarafa doğru getirirseniz gerçekçi bir koltuğa benzeyecek ve acayip derecede güzel bir görüntüsü olacak. Sonrasında arkadaşlar buradaki hemen görmüş olduğunuz ışık taşlarını orta tarafa bırakıyorsunuz sehpa olarak kullanmak için. Buradaki ekstradan olan şeyler ise normal Minecraft'ta olan şeyler. İşte duvar boş kalmasın diye buraya bir tane çam bırakmışız. Buraya bir tane kitaplık bırakmışız. Buraya bir tane görmüş olduğunuz gibi duvara montalı ayakları olmayan bir tane masa bırakmışız. İşte televizyon kumandasını vesaire buraya bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yapı hilelerini gösterdim. Umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Like'ınızı yorumunuza atmayı unutmayın. Daha çok böyle yapı hilesi için videoya güzel bir like sayısı atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinizde tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.